Otomobil üreten bir fabrika yeni model tasarlamak için bir araştırma yapacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu şirketin kullanacağı bir araştırma sorusu olamaz. Şimdi otomobil ürettiğine göre arkadaşlar en son modelimizin beğenmediğiniz özellikleri nelerdir diye soracak. En çok tercih edilen yakıt türü hangisidir? Ona göre yakıt türüne bağlı yeni bir model tasarlayacak. Bir otomobilde hangi özelliklerin olmasını istersiniz diye soru sorarak buna göre bir yönlendirme yapacak. Otomobil bayi sayısı yeterli midir diye bir soru sorarak yeni bir model tasarlamak sorusu olamaz. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir araştırma sorusu olamaz? Şimdi araştırma sorusu olduğuna göre arkadaşlar bir soruya cevap arayacağız. Ancak bu cevap tek bir cevap olmayacak. Örneğin A seçeneğine baktığımız zaman ekmek israfının sebepleri nelerdir? Bu bir araştırma sorusu. Farklı cevaplar olacaktır bunun için. Tuttuğunuz futbol takımı hangisidir? Bu da bir araştırma sorusu. Herkesin farklı bir tuttuğu takım var. Türkiye'nin başkenti neresidir? Bunun tek cevabı arkadaşlar Ankara'dır. Bu bir araştırma sorusu olamaz. Doğru cevap C seçeneği. ÇTL tablosunda verilen verilere ait araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi Türkçe'de 2 kişi seçmiş, matematikte 10 kişi seçmiş, fen bilimlerinde 5 kişi, İngilizce'de 4 kişi seçmiş. Demek ki arkadaşlar burada kişiler, farklı farklı kişiler var. Ecem'in en çok sevdiği ders hangisidir sorusuna bir cevap olamaz. 5A sınıfı öğrencilerinin en çok sevdiği dersler hangisidir diye sorduğumuz zaman 2 kişi Türkçeyi seçmiş, 10 kişi matematiği, 5 kişi fen bilimlerini, 4 kişi de İngilizceyi seçmiş olabilir. Araştırma sorusu bu olabilir. Doğru cevap B seçeneği. Bir sınıftaki öğrencilerin çevre kirliliğine sebep olan nedenler nelerdir araştırma sorusuna verdikleri cevapların sütun grafiği ile ilgili gösterimi aşağıda verilmiş. Havayı söyleyen 10 kişi, toprağı söyleyen 12 kişi, suyu söyleyen 6 kişi, gürültüyü söyleyen 2 kişi. Buna göre grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar havayı 10 kişi, suyu, dikkat edersek ikincisi de su, suyu 6 kişi olamaz. Suyu 6 kişi, toprağı 12 olacak, bu da olamaz. 10, 6, toprak 12 ve gürültü 2. Doğru cevap C seçeneği. 5. sınıf öğrencilerinin hafta sonu yaptıkları uğraşları için yapılacak bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygun değildir? Dikkat edersek hafta sonu yapılacak bu. Sabah kaçta uyanırsınız olabilir. Ailenizle birlikte neler yapıyorsunuz hafta sonu olabilir. Okula saat kaçta gidiyorsunuz? Hafta sonu okul olmadığı için arkadaşlar bu sorunun kullanılması uygun değildir. Doğru cevap C seçeneği. Güzel market sahibi gün sonunda buzdolabında kalan meyve suyu şişelerini saymış ve aşağıdaki çetele tablosunu tutmuştur. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 5 tane kalmış. Burada bakarsak 10 tane kalmış. Burada 3 tane kalmış. Burada da 7 tane kalmış. Bu çetele tablosuna ait sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Vişneden 5 tane kalacak. A seçeneğinde 4 tane kalmış olamaz. B seçeneğinde 5 tane kalmış olabilir. Şimdi portakala bakalım. 10 tane kalmış olabilir. Şeftaliye baktığımız zaman 2 tane kalmış olamaz. Yani 5 ve 10 olacak arkadaşlar. Vişne 5, portakal 8 demiş. Bu da olamaz. Vişne 5, portakal 10, şeftali gördüğümüz gibi 3, elma da 7. Doğru cevap D seçeneği. Bir şirket kalkınmada öncelikli olan bir şehre fast food franchising vermek için piyasa araştırması yapacaktır. Bu şirketin bu araştırma için aşağıdaki sorulardan hangisini sorması uygun olmaz? Yemek için kaç dakika ayırıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar çabuk yemek olduğuna göre yemekle alakalı sorular sorması lazım. Şimdi birinci sorabilir. En çok sevdiğiniz kahve türü. Şimdi burada içecek mark şeyi olmadığı için fast food yemek olduğu için arkadaşlar yemek için bayilik verecek. Kahveyi sorması uygun olmaz. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıda verilenlere uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfın mevcudu 36. Futbol kursuna giden öğrenci sayısı, voleybol kursuna giden öğrenci sayısından 6 eksik. Yazalım arkadaşlar futbol. Diğerlerine bakacağım. Sonra handbol. Sınıfta her öğrenci futbol, voleybol, handbol kurslarından sadece birine katılıyor. Bir de voleybol var. Voleybolu vermiş arkadaşlar 15. Futbola ne demişti? Voleybol kursundan 6 eksik. 6 eksik olursa 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır.
Handbol kursuna giden öğrenci sayısı futbol kursuna giden öğrenci sayısından 3 fazla. O zaman 3 fazlaysa 12 olacaktır. Sıklık tablosunu sormuş arkadaşlar. 9, 12, 15 olacaktır. Futbol, handbol, voleybol olarak. A seçeneği olamaz, B seçeneği olamaz. C seçeneği arkadaşlar 9, 12, 15. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yazarsak eğer futbol, handbol ve voleybol. Şimdi bize voleybol sayısını 15 olarak vermişti. Futbol voleyboldan 6 eksik. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalacaktır. Handbolda futboldan 3 fazla. 9'da 3 eklersem 12 olacaktır. Sütun grafiği olarak yazarsak arkadaşlar. En az futbol. Handbol 12. Voleybol 15. Şimdi A seçeneğine bakarsak arkadaşlar. A seçeneğinde voleybolu 9 olarak vermiş. Olamaz. B seçeneğine baktığım zaman futbolu 9. Handbolu 12. Voleybolda 15 vermiş. Doğru cevap B seçeneği.